Bu dersimizde SolidWorks programında düzlem oluşturmayı göreceğiz. Düzlemlerimiz sol tarafta ön, üst ve sağ düzlem olarak hazır düzlemlerimiz bulunmakta. Bunun haricinde düz yüzeye sahip olan bütün objeler, bütün nesnelerimiz üzerinde de çalışabiliriz. Yuvarlak silindirsel yüzeyler veya farklı karmaşık şekilleri oluşturmak isterseniz o zaman düzlem oluşturmayı bilmeniz gerekir. Düzlem oluşturmadan önce yüzeyleri düz olan bir obje oluşturarak işe başlayalım. Bunun için üst düzlemde çizim açalım ve merkez orijin olan merkezden bir dikdörtgen çizelim. Ölçüleri önemli değil, unsurlar bölümünden ekstrüzyon verelim. Vereceğimiz yüksekliği her iki tarafı olabilmesi için orta düzlemi seçelim. Mesafenizi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve OK diyelim. Bu şekilde şeklimizi hazırladık. Orijin merkezli bir dikdörtgen çizdiğimiz için bütün düzlemler tam ortasından geçmekte. Çünkü kural, düzlemler orijinin olduğu bölümden geçiyor. Hazır düzlemler. Herhangi düz yüzeyde çalışabiliriz. Dolayısıyla bu çizdiğimiz şeklin bütün yüzeylerinde çalışabiliriz düz oldukları için. Herhangi bir yüzeyde sağ tuşa basarak çizim komutuna istediğiniz şekilde girip yeni şekiller oluşturabilirsiniz. Öncelikle seçerek düzlem oluşturma işlemi yapabiliriz veya hiçbir şey seçmeden de düzlem komutuna girerek sonradan seçim işlemi de oluşturabiliriz. Önce yukarıdan unsurlar bölümünde yer alan referans geometrilerden düzlem komutuna girelim. Seçtikten sonra sol taraftaki paneldeki ayrıntıların değiştiğini göreceksiniz. Örneğin üst yüzeye tıklattığınız zaman sol tarafta dikkat ettiyseniz hemen yüzeyi kopyalayacak şekilde bir mesafe ortaya çıktı. Bu mesafeyi istediğiniz gibi değerler verebilir. Eğer isterseniz yönünü de değiştirebilirsiniz. Ayrıca kaç tane düzlem istiyorsanız buradaki kutuya sayı girerek istediğiniz kadar düzlemi bir kere de oluşturabilirsiniz. Şimdilik bir tane düzlemi 40 mesafe uzakta olacak şekilde OK diyorum ve böylece yeni oluşan düzlemimi görebiliyorum. Düzlemin üzerinde sağ tuşa basarak tekrar çizim komutuna girebilirim ve istediğim herhangi bir şeklimi çizebilirim veya bu düzlemi silebilirim. Veya eğer istersem geçici bir süreliğine ekranda gizleyebilirim. Şimdilik gizlemeyi tercih ettim. Ekranda sol tarafta eğer dilerseniz tasarım ağacından tekrar göster diyerek de düzleminizi görüntüleyebilirsiniz. Düzlemimizi gizledik. Biz önce komuta girip sonra yüzeyi seçmiştik. Peki önce seçim yapsak ne olur? Herhangi bir düz yüzeyi seçiyorum. Sonra referans geometrilerden düzlem oluşturmak istediğim için komuta giriyorum. Dikkat ettiyseniz aynı pencere tekrar açıldı. Demek ki önce seçerek veya sonradan seçerek de sol taraftaki panelin nasıl ilerletileceğini gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde mesafe vererek kopyalayacağınız gibi istediğiniz herhangi bir noktaya tıklatarak düzlemin o noktaya kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin burada yer alan orta noktasına tıklatalım. Böylece bu yüzeyin kopyası olan bir düzlem oluşturdu ve bizim istediğimiz noktadan. OK diyorum. Bu şekilde bu düzlemimi de oluşturmuş oldum. Aynı şekilde bu düzlemi gizleyebilirim veya dilersem silebilirim. Ben şimdilik bu düzlemimi sildim. Bir diğer özellik ise hazır düzlemleri kopyalayabilmek. Örneğin üst düzleme tıklattıktan sonra referans geometrilerden düzlem komutuna girerek direkt olarak onun kopyasının oluştuğunu görebilirsiniz. Veya şöyle yapabiliriz. Hiçbir şey seçmeden düzlem komutuna girdiğimizde üst düzlemi nasıl seçeceğiz? SolidWorks bizim için burada gizli bir ağaç bırakmış. Bastığınız zaman tekrar buradan istediğiniz herhangi bir şeyi seçebilmenize olanak sağlıyor. Örneğin az önceki gibi üst düzlemi seçtikten sonra sol taraf sadece bir yüzey seçili olduğu için ya da bir düzlem seçili olduğu için mesafeye geri döndü. Ve OK dedikten sonra da bu şekilde düzleminizi oluşturabilirsiniz. Bu düzlemi de aynı şekilde gizliyorum. Bir diğer kopyalama özelliği ise önce düzlemi seçmek. Örneğin herhangi bir düzlem olabilir. Ben ön düzlemi seçtim.
Daha sonra bu kenarında iki okları gördüğünüz zaman düzleminizi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Düzlemin boyutu önemli değil. Bu düzlemler aslında sonsuza gidiyorlar. Herhangi bir yerde çalışabilirsiniz. Boyutlarının hiçbir önemi yok. Klavyeden kontrol tuşuna basılı tutup daha sonra mouse'unuzla sürükleme işlemi yaptığınız zaman düzlemin kopyasını alabildiğinizi göreceksiniz. Demek ki biz bu şekilde de dilersek düzlemleri kopyalayabiliyormuşuz ve siz hiç düzlem oluşturma komutuna girmeden kontrol tuşu ile birlikte sürüklediğiniz için size hemen düzlem oluşturma komutu da açılmış oldu. Okey diyorum, bunu da onaylıyorum. Fakat yüzeyleri bu şekilde kopyalayamıyoruz. Bu sadece olan sizin oluşturduğunuz düzlemleri kopyalayabilirsiniz veya SolidWorks'ün kendi tasarım ağacında yer alan orijinal düzlemleri kullanarak da kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Hangi tuş için? Kontrol tuşu ile birlikte kopyalama yapmak isteyenler için. Bir diğer olay ise yüzey ve çizgi çizerek açılı düzlemler oluşturmak. Bunun için önce seçebileceğim gibi önce komuta da girebilirim. Yukarıdan plane komutuna giriyorum. Bu yüzeyin kopyalanmasını istiyorum. Yüzeyi seçtikten sonra otomatik mesafe istedi. Fakat ben seçim işlemine devam ediyorum. Bir de bu çizgiyi seçiyorum. Böylece bu yüzeyi bu çizgiden belirli bir açıyla kırabilmemizi sağlayacak. Şu anda dikkat ettiyseniz kopya düzlemimiz dik. Sol tarafta perpendicular yazıyor. Yani şu anda bu yüzeye dik bir şekilde oluşmuş yeni bir düzlemimiz var. Fakat biz bunu 30 derece, 40 derece gibi belirli derecelerle oluşturmak istersek sol taraftan angle bölümünü aktive ediyoruz. Daha sonra da istediğiniz değerde bir derece verebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki düğmeye basarak yönünü, açının yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde düzlem sayısını belirtilen aralıktaki derecelerde bu şekilde çoğaltabiliyorsunuz. Okey dediğiniz zaman oluşturulmuş düzlemleri görebileceksiniz. İşlemimi şimdilik geri alıyorum. Böylece bu düzlemleri istemediğimi söyledim. Peki önce seçim yapıp sonradan komuta girseydik? Düzlemimi seçtim. Sonra klavyeden kontrol tuşu ile birlikte çizgimi seçtim. Sonra düzlem komutuna girdim. Otomatik olarak dikkat ettiyseniz sol taraf zaten ona göre işlem yaptı ve sizin istediğiniz şekilde tekrar buradan değerleri değiştirebilmenize olanak tanıdı. Bu düzlemi de şimdilik geri alalım. Böylece bu da silinmiş olsun. 45 derece ile hazır düzlemler oluşturmak isterseniz birbirine dik iki yüzeyi seçmeniz yeterlidir. Düzlem komutuna giriyorum ve üst yüzey ve buna dik olan yanındaki yüzeyi seçiyorum. Dikkat ettiyseniz bu iki yüzeyle 45 derece açı oluşturacak şekilde yeni bir düzlem oluşturmuş olduk. Tekrar yüzeyin üzerine tıklatarak seçimden çıkabilir ve farklı yüzeyler seçerek işleminizi düzeltebilirsiniz. Okeylediğiniz zaman az öncekinden farklı olarak hazır olarak 45 derecelik açıda bir düzlem geldiğini göreceksiniz. Bu düzlemimizi de aynı şekilde gizleyelim. Çok kolay bir düzlem oluşturma yöntemi daha var. Düzlem oluşturmak için tekrar komutuma giriyorum. 3 noktadan geçen düzlem. Ben öncelikle birinci noktam olarak burayı, ikinci noktam olarak burayı ve üçüncü nokta olarak da şuradakini seçtim. Böylece bu 3 noktadan geçen bir düzlemi oluşturmuş oldum. Farklı 3 noktalar da seçebilirdim. Herhangi tıklattığınız 3 noktadan geçen bir düzlemi çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu da şimdilik okeyliyorum ve böylece bu düzlemim de oluşmuş oldu. Ve buradan isterseniz yine aynı şekilde gizleyelim. Böylece ekranda görünmesin. Bir diğer olay ise kenar ve nokta seçmek. Düzlem oluşturma komutuna gidiyorum. Herhangi bir kenarımı seçiyorum. Mesela burası. Sonra bir tane nokta seçiyorum. Böylece bu kenar ve bu noktadan geçen de bir düzlem oluşturmuş olduk. Demek ki
3 nokta verebileceğiniz gibi bir kenar ve bir nokta vererek de bir düzlem oluşturabilirsiniz. Dairesel yüzeylerde nasıl düzlem oluşturabiliriz? Şimdilik bunu da aynı şekilde gizliyorum ve farklı bir düzlemimi kullanarak, mesela hangi düzlem olsun? Bu düzlemimde diyelim ki çizim açıyorum. Oluşan düzlemde çizim açtıktan sonra dik bakabilirim veya bu şekildeyken çalışabilirim. Nasıl isterseniz. Buraya bir tane daire çizdim herhangi bir ölçüde. Unsurlar bölümüne gidiyorum ve buradan ekstrüzyon yapıyorum. Biz yönlerimizi buradaki oktan değiştirebileceğimizi biliyoruz. Ayrıca buradaki kutudan yüzeye kadar derseniz, seçtiğiniz yüzeye kadar da istediğiniz şekilde yükseltme işlemi verebilirsiniz. Okey diyorum. Böylece bu şekilde bir silindirsel yüzey de oluşturmuş oldum. Silindirsel yüzeylerde düzlem oluşturmak için tekrar düzlem komutuna gidiyoruz. Yüzeylerden silindirsel yüzeyime tıklatıyorum. Otomatik olarak oluşmuş düzlemi beğeniyorsanız okeyleyebilirsiniz. Veya farklı bir düzlem daha seçerek buna dik olacak şekilde oluşmasını sağlayabiliyorum. Bu yüzeye teğet, bu yüzeye teğet dokunan ikinci seçilen yüzeye ise dik olacak şekilde yeni bir düzlem oluşturmuş oldunuz. Okey diyorum. Böylece bu şekilde de bir düzlem oluşturabilirim. Eğer dilersem. Bir tane daha özelliğimiz kaldı. O da eğrilere dik oluşturulan düzlemler. Bunun için yukarıdan yeni bir parça açıyorum. Önce eğrimi oluşturmak için örneğin üst düzlemde çizim açıyorum. Ve rastgele bir eğri oluşturabilmek için spline komutunu tercih ediyorum. Rastgele noktalarınıza tıklatarak istediğiniz şekilde bir eğri oluşturabilir. Sağ tuş seç diyerek de komuttan çıkabilirsiniz. Bu eğrimize dik bir şekilde bir düzlem oluşturmam gerekiyor. Bunu yapabilmek için önce çizimimizi onaylamamız gerekiyor. Çizim onayı ekranın sağ üstünden onaylıyorum. Daha sonra eğrim şu anda seçili ama boş yere de tıklatabilirim. Seçili olması iyi bir şey ama seçili olmadığını düşünelim. Düzlem komutuna giriyorum. Eğrimi seçiyorum. Zaten seçili olsaydı bu şekilde gelecekti. Sonra da bu eğrinin hangi noktasına dik olacak şekilde bir düzlem oluşturmak istediğimi söylüyorum. Örneğin bu nokta. İstediğiniz şekilde noktalarından seçerek o noktadan eğriye dik bir düzlem oluşturabilirsiniz. Böyle bir düzlem oluşturduk. Okeyliyorum. Yeni oluşan düzlemin üzerinde sağ tuşa basıp çizim açıyorum. Ve buraya istediğim herhangi bir kesit çiziyorum. Örneğin yukarıdan bir çokgen çizelim. Çokgen komutuna girince kaç kenarlı olmasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Örneğin 8. Daha sonra tam bu orijinden çok büyük olmayacak şekilde rastgele ölçüde bir tane çokgen çizdim ve okeyledim. Tekrar okeyledim. Artık ekrandaki düzleme ihtiyacım kalmadı çünkü istediğim yere çizim yapabilmemi sağladı. Fakat biz bu düzlemi silemeyiz. Çünkü üzerinde bir çalışma yaptık. Silersek üstündeki çalışmamız da gider. Bu düzlemleri görmek istemediğiniz zaman gizlemeniz gerekir. Gizliyorum. Böylece şekillerimi istediğim şekilde görebiliyorum. Hazır bu örneği yapmışken çok güzel bir süpürme komutu var. Onu da görelim. Resminden zaten komutun nasıl işlediğini belki fark etmiş olabilirsiniz. Komuta girdikten sonra, ki biz buna süpürme işlemi diyoruz, listeden önce sol taraftaki resimlere göre neyi seçmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Önce profili, yani çizdiğiniz kesitinizi seçin diyor. Seçtim. Hemen otomatik olarak alt kısım mavileşti. Yolu seçin diyor. Yolumu seçiyorum. Ve bu şekilde oluşturduktan sonra okeyliyorum. Gördüğünüz gibi bu tarz şekiller oluşturabilmeniz için eğriye dik bir düzlemde oluşturabilmeniz gerekiyor. Düzlemler karmaşık şekillerin oluşturulmasında bize en çok fayda sağlayan yardımcı geometrilerdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.